Dinliyorum Semih. Sayın Başsavcım, işlerinizin ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Fakat sabah telefonla konuştuğumuz meseleyi çözmemiz gerekecek. Bu bay ve bayan Payaslı meselesi. Kesinlikle öyle efendim. Bayan Payaslı'yla herhangi bir problemimiz yok. Fakat eşi çok korumacı bir tip. Anlarım, insan eşini korur. Kesinlikle öyle. Fakat bir coğrafya öğretmeninin bize işimizi öğretmesi sizce ne kadar mantıklı? Hoş, nasıl bir coğrafya öğretmeni oldu? Orası da meçhul ya. İstiyorsan kendisine soralım nasıl bir coğrafya öğretmeniymiş. Nasıl yani efendim? Sadi Payaslı, sıradan bir coğrafya öğretmeni. Kamuda görevli, milli eğitime bağlı ve ihtiyaç hasıl olduğunda devletine yardımcı olan, yardımcı olmaya çalışan basit, sıradan bir coğrafya öğretmeni. Ben anlayamıyorum. Ankara'daki meslektaşım suç örgütleriyle mücadelede bize seve seve yardımcı olacak birinin İstanbul'da bir öğretmen olduğunu söylediğinde ben de anlayamamıştım. Nasıl yani, sen şimdi öğretmen değil misin? Öğretmenim. Mesleğimi de pek bir severim. Çocuklarımı da. Ve tabii ki eşimi de. Ve kansız birileri eşimin arabasını patlattıklarında veyahut da çocuklarımı zehirlemeye kalktıklarında sayın başsavcıma ve tabii ki size, yılan ekibine yardımcı oluyorum. Olmaya çalışıyorum. Ek iş gibi. Ama çifte maaş, huzur hakkı falan yok. Hayrımızda, hasenatımızda gençlerimizin geleceğini feda olsun. Yani? Yani bu kadar bilgi kafa karışıklığını önlemek için yeterli herhalde başkomiserim. Bazı sırlar da bize kalsın, öyle değil mi? Nasıl emredersiniz? Nasıl emredersiniz başkomiserim? Tanıştığıma ziyadesiyle memnun oldum başkomiserim. Ben de Sadi Bey. Sadi Bey beni bozar. Buldur. Sadi Hoca kafi. İyi. Bu konuyu tatlıya bağladığımıza sevindim. Kesinlikle öyle efendim. Bu arada Songül de dahil olmak üzere hiç kimsenin Sadi Hoca'nın yılan ekibindeki gerçek rolünden haberi yok. Öyle de kalsın. Nasıl emredersiniz efendim? Peki sabahki sürtüşmeden dolayı kusura bakmayın Sadi Hocam. Estağfurullah, siz kusura bakmayın. Emir komuta sizde. Bay ve bayan Payaslı hizmetinizde. Estağfurullah. Peki sabahki göl meselesi falan? Göl? Eridir Gölü tektonik göldür. 8 tane de eskiden gidişi gözüküyor. O duruma bir el atmak lazım. Ya yok yok, ondan değil, bu askeri meseleden. Davras, dağ komando. Doğru. Sizde iyi asker hikayeleri vardır o zaman Sadi Hocam. Az biraz var. Menengiç ısmarlayayım, anlatırım. Gerçekten çok iyi gelir bu karışıklığa. Yok, ben içmem. Sevmem zaten ben. Menengiç. Şaka yapıyorum yahu. Menengiç sevilmez mi? Ama çok içim var. Bir ara coğrafya muhabbeti yaparız. Menengiç eşliğinde. Aynen öyle. Size iyi sohbetler dilerim o zaman. Şimdi önümüzde ciddi problemler var. Onun için görev beklemez.